Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle yaza girerken cıvıl cıvıl renkleri olan bir yazmam var arkadaşlar. Bu yazmaya göre gerçekten çok güzel bir model yaptım. Bunun da yapımını siz sevgili takipçilerimle de paylaşmak istedim arkadaşlar. İnanın gören modele bir dönüp bir daha bakıyor. Yani o derece güzel. Çok yakıştı. Çeyizleri de süsleyecek harika bir model arkadaşlar. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz abonelik ücretli değildir arkadaşlar. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok çok önemli. Şimdiden destek olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, yazmamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yazmamıza yeşil renk ip kullanacağım arkadaşlar zeminine. Ben bir parça başladım zaten modeli. Yeşil renk ip kullanacağım. Şöyle pembesi var yazmamızın çiçeklerinde. Pembe renk kullanacağım. Şöyle bir ton, yeşil ton var arkadaşlar. Yani yeşil de değil, mavi de değil, değişik bir renk. Bundan kullanacağım. Bir de yazmamızın kendi rengi olan kavun içi kullanacağım arkadaşlar. Kavun içi de değil aslında, da değişik bir rengi var. Evet, bu dört rengi, bir de krem rengi kullanacağım arkadaşlar. Krem rengiyle de çıtırlarını yapacağız. Evet, hadi o zaman yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizi yapmaya başlayalım. Evet, ben zemin yapmaya başladım ön hazırlık olaraktan. Modelimizin alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. Şöyle 6 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz. 12 tane zürafa yapıyoruz. Hani şöyle hızlıca yapayım arkadaşlar sizlerle de. Yazmamızı kıvıraraktan. Birinci zürafam. İkinci zürafam. Üçüncü. Bu şekilde 12 tane olana kadar yapalım. Evet, 12 tane zürafamı bu şekilde yaptım. Şimdi 6 tane de peş peşe kuyumcu kafesi yapacağız. Bu 12.'nin son 12. yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Ve hemen yandaki yakın bir boşluğuna iniyorum. Kuyumcu kafesi yapıyoruz yani. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Hemen üçüncüyü. Yapıyorum. Bu şekilde 6 adet kuyumcu kafesi yapıyoruz. Evet, 6 adet kuyumcu kafesimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrardan 12 adet zürafa yapacağız ve yazmamızın en alt zemini bu şekilde ilerleyecek. Ben daha fazla uzun olmasın diye şöyle kısa kısa yapıp göstermek istedim. Şimdi tekrardan iğnemizi, yeşil ipimizi takalım. Bu araya yaprak yapacağız arkadaşlar. Evet, iğnemi tekrardan yeşil ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi bu boşluğa yaprak yapacağız. 1
2, 3 tane kenarda kalacak. 4. zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Evet, düğümümüzü atalım. Sıkıca sabitledik. Bu tarafa doğru çektik arkadaşlar. Şimdi buraya 4 adet küçük pırpır yapacağız. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Üçüncü pırpırım ve dördüncü pırpırım. Evet, gördüğünüz gibi 4 adet pırpır yaptık. Şimdi ilk yaptığımız pırpırın içerisine ipimizi bu şekilde atıyoruz. Çok sıkı olmasın arkadaşlar. Çok böyle gevşek de olmasın. Ayarlayın. İpimiz arada kalacak şekilde. Bu şekilde ayarlayıp çekelim. Şimdi bu en baştaki pırpırımızın içerisine küçük bir pırpır daha yapalım. Evet. Şimdi kalan pırpırlarımıza zürafa yapalım. Birinci zürafam. İkinci zürafam ve üçüncü zürafam. Şimdi pırpırın yanındaki zürafamızın içerisine ipimizi atıyoruz. Gene dediğim gibi ne çok sıkı ne çok gevşek olsun, ona dikkat edin. Hemen aynı yere, ip attığımız yere küçük bir pırpır daha yapalım. Ve kalan zürafalarımızın üzerinden tekrardan zürafa yapalım. İki adet zürafa oldu. Şimdi tekrardan pırpırın dibindeki zürafamıza ipimizi atıyoruz. Ve buraya aynı yere bir pırpır daha yapalım. Evet. Şimdi son zürafamızı yapıyoruz. Son zürafamızın içerisine ipimizi attık. Yani ne yaptık? Küçük bir badem yaprak yaptık arkadaşlar. Kenarında bu tarafında pırpırları var. Son pırpırımızı yapıyorum. Ve yaptığım zürafaların içerisine kenardan aşağıya kadar ineceğiz. Şöyle boşluk bırakmadan pırpıra kadar indik. Şimdi pırpırın boyunda yuvaya tekrardan iniş yapıyoruz. Bunu ayarlayın arkadaşlar. Ne çok gevşek kalsın, ne çok sıkı olsun. Aynı pırpırın ölçüsünde. Evet, yaprağımız tamam. Şimdi buraya aynı yuvanın içerisine biraz büyükçe bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde yuva oluşturduk arkadaşlar. Ve hemen dibindeki zürafamın içerisine tekrardan bir
zürafa yapıyorum. Hemen ikinci zürafamı yapıyorum. Hemen üçüncü zürafamı yapıyorum. Ve dördüncü zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafamın içerisine geri dönüyorum. Gene sol tarafa doğru ipimizi götürelim. Şimdi bu kenarda bir yuva yapmıştık hatırlıyorsanız pırpırdan. O pırpırımızın içerisine ipimizi atıyoruz. Şöyle ayarlayın arkadaşlar. Tam orta olacak şekilde yaptım. Şimdi buraya küçücük bir pırpır yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi tekrardan yuvaya iniş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çiçek yapacağımız zemini hazırlamış olduk. Şimdi gene 4 adet pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Üçüncü pırpırım. Ve de dördüncü pırpırım. Yine aynı şekilde en baştaki yaptığımız pırpıra ipimizi atıyoruz. Şöyle ayarlayın arkadaşlar. Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Bu şekilde. Şimdi en baştaki pırpırımızın içerisine tekrardan pardon arkadaşlar. Şimdi yanındaki zürafamızın içerisine tekrardan zürafa yaptık. Birinci zürafamız. İkinci zürafamız. Ve de üçüncü zürafamız. Tekrardan en baştaki yaptığımız zürafanın içerisine ipimizi atıyoruz. Ve tekrardan zürafalarımızın üzerine 2 adet zürafa yaptık bu sefer de. Az önce 3 olmuştu, 2 oldu. Şimdi baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyorum. Ve son zürafamızı yapıyoruz. Yani ne oldu burada? Küçücük bir badem yapmış olduk. Ve son yaptığım zürafamın tepesine çıktım. Evet, bu şekilde. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen bir alttaki zürafamızın, ikili yaptığımız zürafanın kenarına bir pırpır yapıyorum. Hemen üçlü yaptığım zürafanın kenarına girip gene aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Ve başlandığım yere tekrar iniyorum. Oraya da bir pırpır yapıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane pırpır olmuş oldu. Buradaki yaprağımızın sol tarafını, buradakini de sağ tarafına yaptık. Ve aynı şekilde yuvaya, en alttaki yuvamıza iniş yapıyoruz. İnerken ne yapıyoruz? Boyunu ayarlıyoruz. Evet, burada artık yaprağımız bitti arkadaşlar. Kesiyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaprağım oluştu. Şimdi çiçeğini yapalım hep birlikte. Evet, çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Ben pembe renk ipimi taktım. Şöyle de. Şimdi bu ortadaki yaptığımız yuvaya ipimizi sabitleyelim. İki kere dolayalım ve ipimizi güzelce sabitleyelim. Şimdi aynı yuvanın içerisine küçük bir fırfır yapacağız. Bu pırpır küçük, çok küçük değil, çok büyük de değil arkadaşlar. Hemen size boyutunu göstereceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi pırpırımızın üzerine çıktık. Şimdi buraya 3 adet küçük küçük pırpır yapıyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yaptım. Şimdi sonuncu yaptığım pırpırın tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Ve sola doğru yaptığım pırpırlara zürafa yapacağız. Bir ve iki. Tekrardan zürafamıza ipimi sabitledim ve öbür zürafama tekrardan bir zürafa yaptık. Tepesine tekrardan çıkıyorum. Ve burada küçücük bir badem oluştu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi bu alttaki yaptığımız yuvaya iniş yapacağız arkadaşlar. Şöyle giriyoruz yuvamıza. İpimizi girdirerekten tam çekmeden ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hepsiyle birlikte iniş yaptım. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağız. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine. Bu pırpırın üzerine çıkıyorum. Üç adet küçük pırpır yapıyorum. Birinci. İkinci. Ve de üçüncü. Evet, son yaptığım pırpırın içerisine giriyorum ve sola doğru zürafa yapıyoruz. 2 adet. Birinciyi yaptım. Hemen öbür pırpırımızın içine girdik. İkinciyi yaptık. Tekrardan yaptığımız zürafanın içerisine giriyoruz. 1 adet zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine girip bu şekilde alttaki yuvaya hep birlikte iniş yapıyoruz. Gene ipimizi ayarlayalım.
tam çekmeden bu şekilde ayarını verip ondan sonra iyice sıkılayalım. İkinci yaprağımız oluştu. Şimdi hemen aynı işlemi tekrar yapacağız. Bu işlemi arkadaşlar 4 defa yapacağız bu aynı yuvaya. Ben ikisini yaptım. İkisini de sizler de yapın. 4 tane olana kadar videom daha fazla uzun olmasın. 4 tane olduktan sonra görüşelim. Evet, son 4. çiçeğimi yapıyorum. En son tepesine çıktım. Ve gene aynı şekilde zemine inip zemindeki yuvaya inip hepsini çekmiyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çekip ipimizi iyice sıkılaştırıp burada artık kestik. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Çok şık. Gerçekten çok güzel bir çiçek. Evet, çiçeğim böyle arkadaşlar. Yaprağımız, çiçeğimiz böyle. Şimdi hemen kenardan çıtır yapacağız. Şöyle pembe ipimi iğnemden çıkarmadan önce bu her yaptığımız kuyumcu kafesin üzerine bir krem rengi, bir yaptığımız çiçeğin renginden olacak şekilde 3 tane küçücük pırpır yapıyoruz. İki ve üç. Evet. Bir boşluk bırakıp hemen diğerine geçiş yapıyoruz. Arada bir makasla keseceğim arkadaşlar. Kolaylık olsun diye. Kırbağla biraz daha zor oluyor. O yüzden hemen çıtırlarımı yapıyorum. Buradaki yerleri de krem rengi yapacağım. Ben yapayım, sizler de yapın. Daha sonra görüşürüz. Evet, krem çıtırlarımı da yaptım. Bu şekilde arkadaşlar her yaptığımız rengin yanına bu şekilde kendi renginden kremle karışık çıtır yapıyoruz. Evet, ben öbür renklerimden de atayım. Daha sonra sizlerle yazmamızı bitirelim arkadaşlar. Evet, yazmamızın renklerinden de koydum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yazma oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Renkleri olsun, modeli olsun gerçekten harika mı? Harika oldu. Evet, yapımı da çok zor değil arkadaşlar. Hani bir 2 günde, 3 günde yapabileceğiniz, rahatlıkla yapabileceğiniz harika bir model oldu. Evet, beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Evet, ekran resmi almak isteyen arkadaşlarıma da şöyle bir yakın çekimde yapayım. Şöyle arkadaşlar. Evet, modelimiz bu kadar. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.